Bu video Emekli TV Emeklilik Danışma Merkezi ve asosarsa Arsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte bugün Almanya'ya kurulan büyük tuzağa Almanya'nın nasıl dağılacağına yönelik atılan adımları deşifre etmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili olarak hemen Recep abi şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Avrupa'nın ordusunu kurmak istiyoruz dedi. Neden böyle bir açıklama yaptılar? Bir, ikincisi bu açıklamanın sonu ne oldu? Şimdi 4-5 yıldır Almanya ve Fransa bunu dillendiriyor Fatih. Özellikle Macron, NATO için beyin ölümü gerçekleşti. Avrupa'nın bir orduya ihtiyacı var dediğinde, Almanya'da buna destek ama korkak bir destek ama Almanya'nınki çünkü Fransa'dan daha küçük bir ordusu var ve hala Amerika'nın yönetiminde orduları. Dolayısıyla Almanya biraz ürkek davrandı. Ama bu Amerika için kırmızı çizgiydi Fatih. Yani emperyal, şimdi Almanya'da, Fransa'da emperyal ülkeler ama küçük balığı büyük balığın yemesi gibi büyük emperyal ülke küçük emperyal ülkeyi yener, yer. Şimdi baktık ya Amerika uzaktan, vay dedi bizim dedi şeyler, müttefikler kendileri ordu kuracaklar, karşıma yeni bir kutup yaratacaklar, çok kutuplu dünyada bir Avrupa gücü. Amerika'nın böyle bir şeye tahammülü yok. Türkiye'nin de yıllarca silah sanayisinde yatırım yapmasının önüne geçmeye çalıştı. Başımıza işte terör örgütlerini musallat etti. Vay uçak alamazsın, vay şunu yapamazsın. Dolayısıyla Almanya ve Fransa bu açıklamalarıyla Amerika'nın şimşeklerini üzerine çekti ve Amerika bu iki ülkeyi, Savaşamaz ekonomilerinde de çöküşe doğru göndermeye karar verdi. İngilterenin istersen sen de biliyorsun o konuyu. İngilterenin zaten Avrupa Birliği'nden ayrılması nedenleri de biri de budur. Evet, şimdi aslında biraz da olaya daha somut bakmak gerekirse, şu an dünyadaki en önemli savaşlardan bir tanesi Ukrayna-Rusya savaşı. Bu savaş aslında Ukrayna ile Rusya arasında değil. Bu savaş. Avrupa ile başta Almanya olmak üzere Rusya arasındaki bir savaş. Şimdi bu olayın kime yaradığına bakıyoruz. Bu savaşın kime yaradığına bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yarıyor. Ezeli ve ebedi rakibi düşmanı olan Rusya'nın gücünü zayıflatıyor. Almanya'yı, Ukrayna'yı ve Avrupa Birliği'ni de Rusya'ya karşı zayıflatmaya devam ediyor. Her ikisini de zayıflatıyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Alman ordusu diye bir ordu yok. Fransa ordusu diye bir ordu yok. Neden yok diyorum var tabii ki ama mecazen Rusya karşısında bunların dayanabilme gücü yok. Sıfır. Şimdi Avrupa'dan örnek verelim. Danimarka'nın ordusu var mı? İsveç'in var mı? Norveç'in var mı? Finlandiya'nın var mı arkadaşlar? Baltık ülkelerini bilakis saydı Baltık ülkelerini, Baltık denizine kıyısı olan ülkeler Bunların hiçbirinin yok. Bunların hepsi ne olursunuz bizi NATO'nun şemsiyesi altında tutun, biz burada kalacağız, bizi NATO'ya alın diye yalvaran ülkeler. E baktığımızda, e Fransa'nın ordusu yoksa, Almanya'nın ordusu yoksa, Avrupa Birliği'nin de bir anlamı yok. Şu anda günümüz şartları içerisinde Almanya kasasından para harcamaya devam ediyor, daha da harcayacak. Avrupa ordusu falan kurdurmaları kurmaları. Hayalden ota başka bir şey değil. Fatih Trump defalarca açıklamıştı. Para alacak, para harcayacaksınız, savunma bütçesi ayıracaksınız diyor. Yani mealen aslında Amerika'dan silah alacaksınız diyor. Her yıl diyor benden silah alacaksınız yoksa sizi Rusya'ya karşı korumam diyen Trump'ın kendisiydi. Bir önceki devlet başkanıydı. Şimdi burada ne oluyor? Ee, Rusya ve Amerika defalarca uluslararası olaylarda Fatih ve Sevgili izleyicilerimiz de hatırlar, kapı arkası diplomasi yapmıştır. Yani ekranın önünde bu ülkeler birbirleriyle didişse bile kapı arkasında gizli anlaşmalar yaparak aslında kendileri anlaşmıştır. Ama ekranın önünde dünyanın gördüğü kısmında kavga halindedirler. Şimdi ben burada da şu olasılığa ihtimal veriyorum. Muhtemelen Rusya Ukrayna ile ilgili düşüncelerini Amerika ile paylaştı. Amerika'da belki buna olur verdi ama dedi ki bu iş biraz sürsün kendi kendi kafalarına göre ordu kurmaya kalkan şu Fransa ile Almanya'nın da sen bir icabına bak bunların ekonomisi çöksün senin korkundan da benden daha çok silah alsınlar diye anlaşmış bile olabilirler Fatih yani bunu defalarca Amerika ve Rusya yaptı Çünkü en çok bu olayda kazanan Amerika bakın Dünya silah pazarının %50'si Amerika'nın elinde. %50'si. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle para kazanacak olan yine Amerika. Kasası dolacak olan yine Amerika. Şimdi yeni bir karar aldılar. Fransa, Polonya ve Almanya bir araya geldi. Dediler ki bizim ülkelerimizdeki cephaneler bitti dünyada silah satanlardan biz silah satın alacağız dediler. İlk etapta da Avrupa Birliği kasasından 30 milyar euroluk bir para ayırdılar. Yani kıymetli izleyicilerimiz işin içerisinde iş var. Almanya'yı büyük bir kaosun içerisine Avrupa Birliği'ni büyük bir kaosun içerisine sokuyorlar. Bakın zaten pandemi ardından da Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa'da yaşayan insanların paralarını satın alma gücü düştü. 2 milyon kişi Almanya'da bugün aşevinden yemek alabilmek için her gün kuyruğa giriyor. Almanya'da emekliler eğer sosyal yardımlar olmasa yaşayan birer ölü. Almanya'da yaklaşık 10 milyon kişi bin euro veya altında emekli maaşı alıyor. Ev kiralarının artması, faturaların bu kadar artması, benzin fiyatlarının, sigorta fiyatlarının bu kadar artması tesadüf değil. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi, bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Assos Arsa'da taksitli bir şekilde evet, vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. taksitli. Evet. Ne istedim. diyorsun abi Fatih ulaşım açısından şu an e, Türkiye'nin en Kolay bölgelerinde iki köprünün, iki e, direkt, e, Çanakkale gerek Çanakkale Köprüsü'nün gerek Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. E, doğal, bakir, korunmuş, e, gürültüden, kalabalıktan uzak, etrafı çam ormanları ve meşe ormanlarıyla çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki e, zamanda şimdi. Dolayısıyla bu bölgedeki yapı, e, fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların e, kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet, değerli izleyicilerimiz, siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum 30 bin euro peşinat. 36 ayda biner euro taksit. Toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan, villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet. Kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz 2 tane güzel konudan bahsedeceğim. Onun öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi, güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar, ister beyler biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz bitti mi Hayır bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde 10 indirim var beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek uzmanlar sizi arayacak ve yüzde 10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.